Çok baskılar gördüm, ben yine pes etmedim. Çok muktedirler gördüm, ben yine yenilmedim. Çok baskılar gördüm, ben yine pes etmedim. Çok diktatörler gördüm, ben yine yenilmedim. Ercan Saki'nin şarkısının sadece bir kısmını söyleyerek verilmesi gereken yerlere gerekli mesajları verdiğimi zannediyorum. Evet canlarım, inanılmaz baskı altındayım. Bakıyorum diğer YouTuber arkadaşlarıma soruyorum. Hayır, onlara böyle bir baskı yok. Çok iyi, olmamasını isterim zaten. Doğru olan da olmamasıdır. Peki bana neden? Neden bütün baskılar bana? Neden bütün ceza mahkemeleri, tazminat mahkemeleri hepsi benim aleyhimde açılıyor? Neden durup dururken bana vergi mükellefi olmadığım halde katıl butonuna bir kere bile ısrarlarınıza rağmen katılın demediğim halde, Pantheon'da olmadığım halde, sadece ve sadece telif ücreti aldığım halde, telif ücretlerimin de pek çoğu yurt dışı reklam gelirleri olduğu halde, hem de benim de değil, reklamları ben almıyorum. Reklamları Google alıyor, YouTube alıyor. Buna rağmen 425 bin lira vergi cezası, hapis cezaları toplam kaç oldu? Bir en son 5 ay aldım. Ondan önce 380 gün almıştım. O da yaklaşık 13 ay yapıyor herhalde. Ve tabii ki 8 artı 8, 16 bin lira tazminat. Birisi 8 bin lirası AKP Genel Merkezi'ne, 8 bin lirası RTÜK Başkanı'na. Şuraya bakar mısınız ya? Bu şarkının sözlerini böyle değiştirerek söylemek benim hakkım. Ama şunu da bilsinler. Pes etmem. Pes etmeyeceğim. Beni yenemezler, yenemeyecekler. Ha, kaldı ki benim de onları yenmek gibi bir niyetim de yok. Bana ne ya? Ben savaşmıyorum, maç yapmıyorum. Ben bu ülke insanlarının zengin, fakir, eğitimli, eğitimsiz, hiç bakmadan, hiç ama onlarla ilgilenmeden, bilhassa onların geleceklerinin, daha doğrusu çocuklarının, torunlarının, hepimizin çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için mücadele ediyorum. Daha demokrat bir Türkiye istiyorum. Baskılanılmayan bir Türkiye istiyorum. Herkesin dilediği şekilde düşüncelerini ifade edebilmesini istiyorum. Herkese değilse bile en azından çalışabilecek durumdaki her 100 kişiden 98'ine iş bulmasını, çalışmasını istiyorum. İnsanlarıma politik iktidarların yalan söylememelerini istiyorum. Başka? Uygar bir yaşam. Uygar bir yaşam. Öyle çok müreffeh değil ama refah içinde bir yaşam. Avrupa ölçeğinde değil şimdilik, peki tamam, ama en azından hiç olmazsa mesela bir Yunanistan ölçeğinde yaşam istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle her 100 kişiden asgari 75'inin orta direk sınıfında yaşam tarzına sahip yurttaşlar olmasını istiyorum. En az eşitsizlik istiyorum. En az eşitsizlik. Sokakların özgür bırakılmasını istiyorum. Ama sokaklara çıkanlardan da yanlarına, sokağa çıktıkları anda bir tek toplu iğne bile bulunmamasını istiyorum. Şiddet gördüklerinde de şiddete karşı şiddetsizlik göstermelerini istiyorum. Gezi protestoları sırasında vardı duran insanlar. Üzerinize mi geliyorlar? Durun. Hiç durun. Sadece kımıldamadan durun böyle, merak etmeyin. Size bir tek fiske vuramazlar. Evet, bu sabahki videoma işte böyle başladım. Şimdi diyorum merhaba, günaydın. Hepinize iyi bir pazar günü diliyorum. Ve bu girişten sonra sizlerle beraber söyleyeceğimiz bir Zülfü Livaneli şarkısı var.
Şu sıvanın ufak tefek yolları ardan sızıdan tutmaz elleri. Tepeden tırnağa şiir gülleri. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Tepeden tırnağa şiir gülleri. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Yiğidimden kara haber verdiler. Demirden döşey, taştan sidirler. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Demirden döşey, taştan sidirler. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Daha ne yiğitler ne aslanlar orada yatıyor. Ne bir haram yedi, ne cana kıydı. Ekmek kadar temiz, su gibi aydın. Hiç kimse duymadı, hükümler gidi. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Hiç kimse duymadan hükümler gidi. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Yiğitler aslanlar orada yatıyor. Hala yatıyorlar. Çok iyi, çok aslan yatıyor. Ama nasıl ki yiğidin aslanlarının yattığı dönemler geldiği geçtiği. Elbette şehitler verildi. Elbette demokrasi şehitleri verildi. Sadece deniz gezmiş Yusuf Aslan Hüseyin Nal için söylemiyorum. Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan da demokrasi şehididir. Yanlışları yok muydu? Elbette vardı ama ona bakarsanız gençlerin de vardı. Yanlış nedir yanlış? Yanlış izafidir. Size göre yanlış olan bana göre doğrudur. Bana göre yanlış olan size göre doğrudur. Siyaset, sosyoloji böyle bir şeydir canlarım benim. İnşallah canlarım bu anlamsız günler geçer gider. Çok güzel günler gelir geriye. Gelecekte de merak etmeyin. Çok güzel günler yaşayacağız canlarım. Evet, şimdi bir başka şarkı. Bir sevgi istiyorum. Necdet Tokatlıoğlu'nun Nihaven şarkısı. Bir sevgi isteyen ben değilim çünkü ben zaten seviliyorum. Hem sevgilim tarafından hem annem, kardeşlerim, evlatlarım, sevenlerim, dostlarım sizler tarafınızdan seviliyorum zaten ben. Benim sevgiye ihtiyacım yok. Ama benim herkes için barışa ihtiyacım var. Kalıcı bir barışa, huzura ihtiyacım var. Hepimizin barışa ve huzura ihtiyacı var. Hepimizin umuda ihtiyacı var. Ama umut verilmiyor bize, yalan söyleniyor. Şöyle söylenebilir, çok kötü günler geçiriyoruz, çok kötü günler yaşıyoruz. Elbette hatalarımız oldu.
Ama bundan sonra bu hataları yapmayacağız diyebilirler. Ama diyemiyorlar. Neden? Kibir. Yanlışlarını kabul etmek istemiyorlar. Bütün dünyada kriz var, enflasyon var. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık %8 enflasyon. Yıllık %8. Bizde aylık %8. Bunu nasıl kıyaslayabiliyorsunuz? Bunu söyleyenler hiç mi insafa sahip değiller? Hiç mi vicdanları yok? Neden insanlarımızı salak yerine koyuyorlar? Bazılarını koyabilirler ama hepimizi neden salak yerine koyuyorlar? İşte ben bunu anlayamıyorum, bunu kabul edemiyorum canlarım. Neyse, evet şimdi gelin hep beraber Bir Sevgi İstiyorum isimli Necdet Tokatlıoğlu eserini söyleyelim. Necdet Tokatlıoğlu çok iyi bir bestekardı. Çok iyi şarkı söyler miydi? Yani kendi şarkılarını, kendi eserlerini çok iyi söylerdi. Moda'da oturduğumuz zamanlarda henüz daha 12 Eylül'den önce Pamuk Bank, Dondurma Celli'nin karşısındaki Pamuk Bank boşalmış, yerine Necdet Bey gelmişti. Orada gidip dinliyorduk. Çok yakın evimize. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerinde titecek bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. Halimi anlayacak, derdime katlanacak, benimle ağlayacak bir sevgi istiyorum. Halimi anlayacak, derdime katlanacak, benimle ağlayacak bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. Bir sevgi istiyorum. Bir sevgi istiyorum. Tüm insanlık adına barış istiyorum. Huzur istiyorum. Gelecek güvencesi istiyorum. İlle de tabii ki en çok da kendi ülkemin insanları için istiyorum bunu. Evet. Hakkımız var değil mi? Var. Ve gelecek, merak etmeyin. Huzur da gelecek, barış da gelecek, mutluluk da gelecek. Yalanlar sona erecek. Yalan rüzgarları bitecek. Gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Lütfen not ediniz. Hayat bana
Tecrübelerim de bunun geçerli olduğunu öğretti. Hep yalancılar kaybetti sonunda. Çünkü hiçbir yalan sonsuza kadar süremez. Kim bilir kaç yüzyıllar önce, kim bilir hangi atamız yalancının mumu yatsıya kadar yanar dedi. Yatsı namazına kadar en çok. Sabah namazında söylese demek ki en geç yatsı namazında sönecek. Enseyi karartmayın be. Çok güzel günler geleceğiz. Çok, çok. Şimdi size bir nihavent eser daha. Az sonra söyleyeceğim şarkının bestecisi Osman Babuşçu. Söz yazarı kimdi? Güzide Gülpınar Taranoğlu. Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sen ışık verir gibisin. O asil varlığın meleklere eş, cennetten süzülüp gelir gibisin. Ne güzel sözler. Çok güzel, çok seviyorum bu şarkıyı. Evet, o halde bu şarkımızı da söylemeye başlayalım. Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sen ışık verir gibisin. O asil varlığın meleklere eş, cennetten süzülüp gelip gibisin. Telelelelelelelel lelelelelelel ya. Telelelelelelelel telelelelelel ya. Telelelelelelelel lelelelelelel ya. Cennetten süzülüp gelir gibisin. Tükenmez kaynaktır aşkın canımda. Huzurum sonsuzdur varsam yanımda. Neşemde, sevinçte, heyecanımda, içimde çağlayan nehir gibisin. Terelelelelelelel, terelelelelelel ya. Terelelelelelelel, lelelelelelel ya. Terelelelelelelel, lelelelelelel ya. İçimde çağlayan nehir gibisin. İçimde en sıcak hisler, sevgimiz gönlümde gençliği besler. Aşkımla açılır güller nergisler. Ömrümde çözülmez sihir gibisin. Terelelelelelelel, terelelelelelel ya. Terelelelelelelel, lelelelelelel ya. Terelelelelelelel, lelelelelelel ya. Ömrümde çözülmez sihir gibisin. Şefkatin bir başka, sevgin bir başka. Sadakat sembolü olmuşsun aşkta.
destanlar yazdırır cansın aşığa. Sözlere sığmayan şiir gibisin. Terelellellellellellel lelellellelleliyor. Terelellellellellel terelellellelleliyor. Terelellellellellel lelellellelleliyor. Sözlere sığmayan şiir gibisin. Güzel bir eser be. Evet, güzel bir eser. Demin de söylediğim gibi zannediyorum sizler de bu eseri beğeniyorsunuz. İçinizde mutlaka bunu çok güzel söyleyenleriniz de vardır. Sakın şarkı söylemekten korkmayın. Lütfen vakit buldukça şarkı söyleyin. Ve şuna kendinizi inandırın. Herkes kendisi için kendine çok güzel şarkılar söyler. Kimseyle yarışmıyorsunuz. Şarkı insanların ciğerlerini geliştirir. Nefesinizi açar. Ne kadar çok şarkı söylerseniz o kadar çok daha rahat, daha kolay nefes alırsınız. Az sonra sizlere yine çok eski bir şarkı okuyacağım. Ben şarkıyı ilk kez merhum, yattığı yer nur olsun, bizim delikanlık dönemimizin en iyi pop şarkıcılarından biriydi. Pop solistlerinden biriydi. Berkant. Yanlış hatırlamıyorsam Deniz Assubaylığından ayrılma, bandocu, saksifon çalan, aynı zamanda yani iyi de bir müzisyen, yumuşacık sesi vardı. Ve sahnesi çok güçlüydü Berkant'ın. Ondan dinlemiştim ilk kez şarkıyı. Sevgilimle de daha yeni tanışmıştık. 1968. Şarkının sözleri iyi değildi aslında. Yani hele yeni tanışan insanları, hele o yaşta, henüz 17 yaşında, endişeye sevk ediyordu. Neden? Çünkü bir Nisan yağmuru kadar kısa süren aşktan söz ediyordu. Hadi şimdi hep beraber söyleyelim ama asla endişe etmeyelim. Hiçbir şarkı, hiçbir şiir, hiçbir şey eğer istemezseniz sizin aşkınızı bitiremez. Hiçbir şey sizin sevginizi sonlandıramaz. Şarkılar, şiirler sadece o şarkılar, o şiirler ve o şiiri yazanlar içindir. Hiçbir zaman kendinizi o şiirlerle de özdeşleştirmeyin. Ay bu nasıl yaşamış? Ya benim de başıma gelirse? Hemen kovun, aklınıza gelen başınıza gelir demiş eskiler. Düşünceleriniz neyse siz de osunuz. İyi düşünün, iyi şeyler yaşayın. Kötü düşünürseniz kötü şeyler yaşarsınız. Evet canlarım. O halde şimdi hep birlikte hani ne oldu aşkımız? Şimdi bilmem kimlerdesin. Boş geçmezdi bir anımız. Şimdi esen yerlerdesin demiş şair. Evet. Buyurunuz efendim. Söylüyoruz. Hani ne oldu aşkımız, şimdi bilmem kimlerdesin. Hani ne oldu aşkımız, şimdi bilmem kimlerdesin. Boş geçmezdi bir anımız, şimdi esen yerlerdesin. Boş geçmezdi bir anımız, şimdi esen yerlerdesin.
Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoşu olmak için. Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoşu olmak için. Azeri türkülerine benziyor değil mi? Azeri şarkılarına. Nisan yağmuru kadar kısa süren hayatımız. Nisan yağmuru kadar kısa süren hayatımız. Durmaz bir saadet arar, bir sevgiye canı adar. Durmaz bir saadet arar, bir sevgiye canı adar. Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoşu olmak için. Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoşu olmak için. Aşk sarhoşu la 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 la. Aşk sarhoşu olmak için. Bu şarkıyı söyledikten sonra en büyük dileğimin hiçbir aşkın Nisan yağmuru kadar kısa sürmemesi olduğunu sizlere belirtmek isterim. Bütün aşklar hiç bitmeden sürsünler. Evlilik aşkı öldürmesin. Aşkı daha pekiştirsin. Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısı, Sözler Şemsi Belli'nin Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Evvelden bir yangın varmış demek ki yani. Sonra küle dönüşmüş yani, galiba ateş sönmüş, aşk ateşi. Ama sonra nasıl olmuşsa olmuş, yine bir ansızın geçivermiş evin önünden, aşk yeniden alevlenmiş. Hadi bakalım, bana eşlik ediniz. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin. Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü
yeniden yakıp geçtim. Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar 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 mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi kapımdan akıp geçtin. Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtin. Ya işte böyle Şemsi Belli bir yangının küllerini yeniden alevlendiren bir sevgiliye sahipmiş demek. Sahipmiş derken mülkiyet olarak söylemiyorum. Öyle bir sevgilisi varmış. Bu pazar sabahının son eseri bir İstanbul türküsü. Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsa karakola gideceğim. Haydi bakalım hep beraber. Bu şarkıda adı geçen Recep'in bildiğimiz tanıdık Recep'le hiç bir ilgisi yoktur. Söyleyeyim de sonra başıma iş gelmesin. Vallahi abi ya, bana sarı lira vermeye kalktı falan deyip giderler yine savcılığa. Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır. Benim yârim çok güzel, gören gözler kamaşır. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Ya sen sarı lira ver de bak Recep nasıl havada kapıyor. Askerde bir de. Mavi giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar.
Geçme kapım önünden, seni benden alırlar. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsa karakola gideceğim. Abi Recep Bahriyeli, parayı havada kaparsan yüreği sen ver. Yeter ki ver. Bakayım hele bak. Evet, şarkı bitti. Ya da İstanbul türküsü bitti. Bu pazar program da bitti. Video da bitiyor. Size Allah'a ısmarladık demeden önce Cimer'e bir kez daha hatırlatayım. Bu şarkıda adı geçen Recep'le Cimer'in dilinden düşürmediği Recep aynı kişi değil. Bu bir şarkı. Şair böyle yazmış. Hatırlatayım ki az önce de söylediğim gibi Cimer yine başıma bela olmasın benim. Değil mi canlarım benim? Ya ne istiyoruz? Her zaman söylediğimiz belli. Güzel bir Türkiye istiyoruz ya. İstemeyelim mi yani? İstemeyelim mi? İstemeye hakkımız yok mu? Ya bu ülke bizim hepimizin ülkesi ya. Eğer biz güzel bir ülke istiyorsak hepimiz için istiyoruz. Sadece kendimiz için istemiyoruz. Bizim istediğimiz Türkiye'de kimse kimseye düşmanlık etmesin. Kimse kimseye şiddet uygulamasın. Yargı bağımsız olsun. Savcılar ve yargıçlar adil olsun. Devlet müşfik olsun, şefkatli olsun. Herkese eşit davransın. Her vatandaş devletin karşısında eşit haklara sahip olduğuna inansın. Her vatandaş yargılandığında savcı ve yargıçlarının kendisinin adını, sanını, şanını, inançlarını değil, eylemini ya da söylemini yargılayacağından emin olsun. Tamam ne? Ne ya? Daha başka bir şey istemiyoruz ya. Bu kadar. Evet. Şimdi şarkıda olmayan diğer Recep Bey'e sesleneyim. Recep Bey. İsterseniz siz Türkiye'de tekrar ilk başbakan olduğunuz günlerdeki gibi barışı, sevgiyi, dostluğu, arkadaşlığı geriye getirebilirsiniz. En azından siyasi hayatınızın bittiği, bitmek üzere olduğu şu günlerde bir kez daha geçmişte 20 sene önceki Recep Bey olabilirsiniz. Bence bu şansı kaçırmayın. Bunu bir kez daha deneyin Recep Bey. Ve canlarım, hepinizi çok seviyorum. Sizler de hayatı sevin. Yaşamayı sevin. Efendim birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz ama birbirinize düşman olmamaya mecbursunuz. Siz birisine düşman olmazsanız o birisi de size düşman olmaz. Bırakın insanlar istediği gibi düşünsünler, istedikleri gibi inansınlar, istedikleri gibi yaşansınlar, istedikleri gibi giyinsinler. Bize ne, size ne? Değil mi canlarım benim? Ya ve bir de lütfen ensenizi karartmayın ve lütfen sakın ola morallerinizi bozmayın. Hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşça kalın.